Merhaba arkadaşlar, geçen bölümde Java'da threadlere eş zamanlı programlamaya ufak bir giriş yapmıştık. Bu bölümde de biraz daha gelişmiş bir örnekle devam ediyor olacağız. Öncelikle yeni bir class oluşturacağım. Bir işlem birimini bu class'ta ifade ediyor olacağım. Yani işlenmesi gereken veriyi içeren bir class olacak bu. Başlangıç olarak çok kompleks, çok karmaşık bir şeyler tutmuyor olacağız. Bir tane integer sayı değerimiz olsun, yine hep birinci ve ikinci klaslarda da aslında benzer şekilde içeride bir sayı değeri tutmuştuk. Bir tane integer sonuç diyelim, biraz daha farklı bir isimle adlandırmış olalım. Sonucumuz integer sıfıra eşit diyerek başlayalım. Bir tane de boolean ifadesi tutalım. Boolean tamamlandı olsun bunun adı ve false olarak başlasın. Bu işlem birimi bizim için bir tane hani yapılması gereken bir işlemin sonucunu ifade ediyor ve tamamlandığı zaman biz bu boolean tamamlandı false değerini true yapacağız. Tabii bunu biraz daha böyle standart bir şekilde yapacak olsaydık get set metotlarını ekleyebilirdik. Bu değişkenleri private yapabilirdik. Fakat şimdilik onlarla çok fazla uğraşmak istemiyoruz. O yüzden işlemi oluşturduktan sonra boş bir constructor'la oluşturuyoruz. Hani biraz daha belki düzgün olsun diye constructor'a almamız mümkün bu ifadeleri eşitlediğimiz kısımları. Değişkenleri yukarıda belirledik. Daha böyle bir düzgün yazılmış oldu. Bunlar için getSet metotları yapıp bunları private hale de çevirebilirdik. Hatta onu hatırlayacak olursanız Eclipse'de yapabiliyoruz. Sağ tıkladığımız zaman burada source'un içerisinde generate, getters and setters vardı. Bunu tıkladığımız durumda bu iki değişkene basarak bunları get ve set metotlarını otomatik olarak oluşturabiliyoruz. Mesela tamamlandığı için iş tamamlandı değil bu aslında. Is tamamlandı. Boolean'ını return ediyor. Aynı zamanda set tamamlandı var. Yani get tamamlandı değil çünkü boolean ifadeler için genel de yani daha varsayılan örnek is. Yani şöyle mi böyle mi diye kontrol ediyor. Bu değerleri mesela bu metotları yaptıktan sonra private yapmamız da mümkün. Private yaptık. Şimdi aşağı iniyoruz. Elimizde getSet metotlarımız var ve bu bizim için bir işlem birimini ifade ediyor olacak. Ve işlemimizin sonucu tamamlandığı zaman boolean ifadesini true haline dönüştürmemiz gerekiyor. Şimdi bir tane yine thread oluşturalım. Eski oluşturduğumuz threadleri de değiştirebiliriz. Birinci ve ikinci adı altında threadler oluşturmuştuk. İsterseniz bunun üzerinden gidelim. Bazı şeyleri yapıyordu zaten içeride. Bunu değiştirirken birinci implements runnable demiştik. Yeniden oluşturuyorsak evet birinci implements runnable şeklinde bir thread. Thread'in içerisine yerleştirebileceğimiz bir işlem birimini oluşturacağımız için runnable olması gerekiyor. Ve runnable olduğu takdirde içeride bir yerde run dememiz gerekiyordu. Bu noktada run demiş olduk. Şu kısmı silelim isterseniz, tekrardan yazalım ki sayı diye bir değişkenimiz vardı önceden, onlar kafa karıştırmasın. Bu sefer şöyle bir şey yapalım. İşlem. Bir işlem bize dışarıdan işlem birimi, işlenmesi için buna ait bir obje gelecek olsun ve bu işlem birimini thread'in içerisinde hem işleyelim hem de sonuçlarını kontrol edebilelim. İşlem diye bir değişkenimiz var. Yani az önce oluşturmuş olduğumuz class'ın bir değişkeni. İşlem birimi diyelim mesela. Ya da işlem birimi derken yani bir birim işlem. Yoksa hani işleme birimi gibi değil, bir birim işlem demek istiyorum. İşlem birimi dedik. Ya da birim işlem diyelim, çok karışık olmasın. Birim işlem dedik. Constructor'ımızda bunu bir parametre olarak alalım isterseniz. İşlem dedik. Gelen işlem diyelim. Dışarıdan bize bir iyi de küçük yapalım ki şey olmasın, sorun çıkmasın. Gelen işlemi biz içerideki birim işleme eşitleyeceğiz. Yukarıda da yine onu düzeltelim ki
sorun oluşturmasın. Birim işlemimiz eşittir gelen işlem diyeceğiz ki bu thread'in içerisinde modifiye edebileceğimiz integer değerleri olsun. Normalde aslında bunu farklı bir programlama diliyle yapıyor olsaydık integer'ı sonuç diye belirttiğimiz integer'ı bir yere parametre olarak gönderip eğer bunu pointer'ıyla yapıyor olsaydık mesela C++ gibi dillerde doğrudan bu integer'ı değiştirmemiz mümkün olacaktı. Fakat Java'da temel type'ları yani integer, long, float vesaire boolean gibi type'ları parametre olarak gönderdiğimiz zaman onların değerlerinin bir kopyasını gönderiyoruz. Yani bir metoda bu değeri gönderip de içeride işlemlerle bu değeri değiştiriyor olsak bile sonuçta bu değerin orijinal hali, metoda parametre olarak gönderilen hali değişmiyor. Çünkü onun değerinin bir kopyası metodun içerisine taşınılıyor. Fakat bir obje oluşturduğumuz zaman durum farklı. Objenin referansını gönderiyoruz ve objenin içerisinde karşılık gelen değerler bir tane olduğu için, o objeye ait bir şekilde olduğu için objenin içerisindeki değerleri değiştirdiğimiz takdirde bizim asıl değerlerimiz zaten değişiyor olacak. O yüzden böyle bir şey yaptık. Şimdi deneme thread'de henüz dönmüyoruz. Birinci thread'imizin içerisindeyiz. Birinci thread'imizi oluştururken biz bir tane birim işlem gönderiyoruz. Parametre olarak bunu gelen işlem adı altında aktardık. Run ettiğimiz zaman ne yapacağız onu bir kontrol edelim. Bir süre boyunca şöyle yapalım isterseniz. Bu thread'imiz belli bir sonuç bekliyor aslında. Farklı bir thread'den bir sonuç bekliyor olsun. Nasıl ifade edelim onu isterseniz. Önce deneme thread'de nasıl bir şekilde çalıştırmayı düşünüyoruz ondan bahsedelim. Burada ben bir tane işlem birimi oluşturmayı düşünüyorum. İşlem demiştik. Parametre olarak da isim olarak da mevcut işlem adını verelim. Mevcut işlem doğrudan mevcut işlem eşittir new işlem diyeceğiz. Tabii bu bir obje olacağı için işlem klasına ait bir objemiz var, mevcut işlem adı. Ve mevcut işlemi biz constructor'ında, birinci thread'imizin constructor'ında kullanacağımız için parametre olarak gönderdik. İkinci thread'imizin constructor'ında da bunu kullanmak istiyorum, mevcut işlemi. Şöyle olmasını planlıyorum thread'lerimizin. Birinci thread'imiz mevcut işlemi sonuç olarak kullanacak. İkinci thread'imiz de mevcut işlemi girdi olarak kullanacak. Yani mevcut işlemi modifiye edecek, değiştirecek ve onun sonucunu yine mevcut işlemin içerisine yazacak. Şöyle düşünebiliriz belki. Birinci thread'imiz bir girdi bekliyor. Bu girdi de mevcut işlemin içerisine gelecek. Yani bizim taşıyıcımız belli. Taşıyıcımız bu değişken olacak. İkinci thread'imiz de çıktı verecek ve bu çıktığının taşıyıcısı da yine mevcut işlem. Aslında mevcut işlem dediğimiz değişkeni iki farklı thread arasında bir iletişim sağlamak için kullanıyoruz. Tabii şimdi yapacağımız işlemler basit işlem olacak örnek olduğu için. Ama normal daha büyük programlarda bunu düşünürsek çok daha karmaşık işlemlerin sonuçları olabilir bunlar. Bu threadler aynı bilgisayarda çalışmayacak şekilde tasarlanmış olabilir. Yani mesela bir tanesini daha böyle bir işlemi render etmesi veya çok karmaşık hesapları uzun sürede yapması için ayrı bir sisteme taşıdığınız ayrı bir yerde işleniyor ve diğer thread de ondan gelecek olan sonucu bekliyor ki bir şekilde ekrana yazdırsın mesela. Şimdi birinci thread'e geri dönecek olursak birim işlemi bir parametre olarak içimize alabiliyoruz. Burada bazı kontrollere ihtiyacımız olacak tabii. Bunu while'la yapmamız mümkün. While dedik işte birim işlemin parametrelerine ulaşabiliyorduk. Get, set metotlarını yapmıştık. Boolean ifadelere is tamamlandı olarak ulaşıyorduk. Tamamlandı mı diye kontrol edebiliriz. Daha iyi bir şekilde düşünecek olursak tamamlanmadığı sürece bir şey yapmak istiyoruz aslında. Yani tamamlanmadığı sürece ne yapacağız? Mesela ne diyorduk? Thread
sleep diyorduk. Bu metot sonucumuz henüz hazır değilse bir süre uykuya geçebilir. Bu thread daha doğrusu. Bu thread işlem sonucumuz, birim işlem tamamlanmadığı sürece kendini sleep'e atayabilir. Mesela 100 milisaniye sleep dedik. Neyi yanlış yaptık? Ha, try catch bloğu içerisine almamız mümkün. Try catch bloğunun içine aldık. Çünkü sleep'ler thread'ler sleep edildiği takdirde bazen beklenmedik bir interrupt'la uyandırılabilir. Bu gibi durumları bir şekilde çözümlemek için exception'lar atıyor. Exception'ın bir şekilde burada bizim catch bloğu içerisine çözümlenmesini sağlıyoruz. Şimdi ne yaptık? Birim işlem tamamlanmadığı sürece uykuya geçirdik thread'i. Şöyle bir şey daha sonra ekledim. Şimdilik sadece uykuya geçirdik. Şey düşünmüştüm, uyku süresini de bir şekilde hesaplayıp yazabiliriz. Onu bir sonraki aşamada yapalım. Öncelikle bu işlemin temel kısımlarını tamamlayalım. While birim işlem tamamlanmadığı sürece dedik. Yani bu boolean değerimiz false döndüğü sürece bu try catch bloğunun içerisinde kalacağız. Mesela bu işte 100 belki çok hızlı dönüyor. Hani belki biraz daha 500 gibi bir değer atayabiliriz. Yarım saniye aralıklarla kontrol ediyor olacak işlemin tamamlanmadığını. Tabii buradaki threadlerin sleep değerleri tam böyle milimetrik bir zaman açısından ölçmek için, zamanı ölçmek için çok elverişli değil. Çünkü threadler erken uyanabiliyor. Olması gerekenden daha uzun sleep edebiliyorlar. O yüzden while döngüsünden çıktığımız an bizim için biliyoruz ki birim işlem tamamlanmış olacak. Çünkü burada böyle bir kontrolümüz vardı. Bu kontrol false olduğu sürece while bloğunun içerisine kalacağız. Bu while bloğundan çıktığımız anda bizim işlem sonucumuz hazır demektir. O zaman şunu yazdırabiliriz. İşlem sonucu hazır diyelim. Sonuç diyelim mesela. Daha sonra buraya sonucu yazdırmak için yine biz birim işlem dediğimiz objeyi kullanıyor olacağız ve get sonuç diyerek bunu ekrana yazdırabiliriz. Sleep etmeden önce de bir mesaj yazdıralım ekrana. System out diyelim. İşlem tabii Türkçe karakter kullanabiliyoruz burada stringlerin içerisinde. İşlem sonucu hazır değil. Sistem beklemede desin mesela. Böyle bir mesaj ekrana yazıyor olacağız. Sonuç hazır olmadığı takdirde. İkinci thread'imize gelecek olursak yine burada da bazı sayı ile kullandığımız, ekrana yazdırdığımız ifadeler vardı. Onlardan kurtulalım. Birinci thread'imizde hatırlayacak olursanız işlem, birim işlem diye bir parametremiz vardı. Benzer şekilde ikinci thread'imiz de bir birim işlem kullanacağı için onu aldık. Parametre olarak içeride bir değişken olarak tutuyoruz. Parametre dedim az önce, daha doğrusu değişken olarak tutuyoruz diyecektim. Ve constructor'da bunu bir parametre olarak alacağız ki gelen işlemi birim işleme eşitleyebilelim. Deneme thread'e de bakacak olursak zaten hani bu şekilde çalışacağını varsaymıştık. Biz içine mevcut işlemi göndermiştik. Tek bir mevcut işlem objesi var. İkisine de bu objeyi gönderiyoruz. İkisi de kullansın diye. Şimdi ikinci thread'imize geri dönecek olursak burada çalıştırdığımız kısımda biraz uzun sürebilecek bir işlem yapalım isterseniz. Yani çok uzun sürecek gibi değil de şöyle bir şey yapalım. Bir tane integer değişkenimiz olsun. İçeride tuttuğumuz integer index diyelim mesela. Öyle mi diyelim? Index diyelim. Ya da integer sayı olsun. Hep sayı kullanıyoruz gerçi ama bu sayı değerimizde constructor'da sayı eşittir. Ona eşitleyelim mesela başlangıç olarak. Run içerisinde de ya da isterseniz bir tamam, while yapalım. While dedik.
sayı değerimizin yanında bir tane de indeks değerimiz olsun. Yani i dediğimiz genelde indeksimiz de sıfıra eşitlensin başta. While'ın içerisinde index sayıdan küçük olduğu takdirde ilerleyelim. Bir şekilde indeksi her seferinde arttırıyor olalım indeks değerimizi. Şu x'i ks yapalım ki Türkçe olsun. İndis mi deniyor ya da neyse her neyse. İşte elimizdeki yani aslında bir for döngüsü yapıyor gibiyiz. Elimizdeki sayı değeri bizim limit ulaşacağımız değer. İndeks dediğimiz değer de sıfırdan başlayıp arttırarak ilerlediğimiz bir değer. Ve bu indeksi kullanarak birim işlem üzerinde bir şey yapalım, işlem yapıyor olalım. Hatta isterseniz burada hani bir tane daha integer değerimiz olsun. Son ifade diyelim. Hani Fibonacci sayı dizisini hesaplıyor olalım ve verdiğimiz indeksteki değerini hesaplıyor olsun. Şimdi o halde ne yapmamız gerekiyor? Run ettiğimiz takdirde birim işlem elimizde birim işlemin set sonuç diyeceğiz. Sonucu başta 1'e set etmemiz gerekiyor. Fibonacci işte 1, 1, 2 vesaire ekleyerek ilerliyordu. Daha sonra while döngüsünün içerisinde ne yapacağız? Birim işlem nokta get sonuç diyeceğiz. Sonuç değerini, o mevcut sonuç değerini aldık. Bunu neye eşitleyeceğiz? Son ifade dediğimiz değere. Son ifade eşittir. O anki sayı değeri. Yani şöyle düşünelim. Başta 1 ile başladık. 1'i aldık. Son ifadenin içerisine ekledik. Ve birim işlem diyelim. Birim işlem nokta set sonuç dedik. Yeni sonucumuz son ifade artı birim işlemin şöyle bir duraksam anı yaşadık. Doğru mu yapıyoruz? 1, 1 aldık. 2, o zaman 1 olacak. Şöyle bir yanlış yaptık. 1 önceki sonucuna eşitlememiz gerekecekti. Burada değişken sayımız yeterli mi acaba? Onu düşünüyorum. Veya şöyle yapmamız gerekiyordu. Pardon. While döngüsünün başında değil de bu ifadeyi while döngüsünün dışına almamız gerekiyordu. Yani birim işlem get sonuç dedik başta. Yani sonucumuz, son ifademiz başta 1 ve döngüye girdik. Döngünün ilk başında yapacağımız işlem son ifadeyi evet yine birim işlem get sonuca eşitlemek. Fakat bu son ifadenin güncellenmesini biz indeksi arttırdıktan sonra yapıyor olacağız. Mesela şöyle düşünelim şimdi 1 ile başladık. Son ifade 1 oldu. Sonuç değerimiz de 1. 1 artı 1'e eşitledik sonuç değerimizi. 2 oldu. Gerçi burada ilk 2 sayımız 1, 1 olacaktı. Orada bir sıkıntı var. Fakat şöyle düşünebiliriz. İndeksi 0'dan değil de 1'den başlatabiliriz. Yani indeks artı 1'den sayı değerine kadar ulaşıyoruz. İlk ifadeyi zaten burada yaptık. İlk sonucumuz. Gerçi bir dakika şöyle yapıyoruz. O indeksteki sayı değerini mi hesaplıyoruz şu an, yoksa o indekse kadar olan toplamı hesaplıyor gibi gidiyoruz sanki. Bir an yine duraksama yaşadık. Bir düşünelim tabii. Bir şekilde bir önceki indeksi tutuyor olmamız lazım. Yani aslında bir array vesaire yapıyor olsaydık kolaylıkla çözümleyebilirdik. Şu an tek bir değişken tutuyoruz. Tek bir değişken tutarak yeni değerleri hesaplayıp üçüncü bir değere atamak istiyoruz. Aslında sanki iki tane farklı değişkene ihtiyacımız var gibi duruyor. Ama şöyle bir şey yapıyor olsaydık, mesela o ana kadar olan Fibonacci sayılarının toplamını hesaplıyor olsaydık sadece bir sonrakini alacaktık. Ama onu da sonucun içerisinde tutamayacaktık. Evet, öyle bir sorun olacaktı.
O halde nasıl yapalım? İki tane ifadeye ihtiyacımız olacak bu durumda. Hani aslında çok da bu hesabın üzerinde durmak istemiyorum. Hani bir şekilde burada thread'i çözümlemek istiyoruz sadece. O açıdan yine de biz iki tane ifade tutacağız. Son ifade ve son iki ifade mi diyelim? Sondan bir önceki ifade, yani son ifade bir önceki ifademiz. Son iki ifade de iki geri gittiğimizdeki ifade. Ve bunu başlangıçta da ikisi bir bir diye başladığı için son iki ifadeyi de son ifadeye eşitleyeceğiz. Bir bir olarak başladığı için dizimiz. Bir bir olarak başladıysak o halde yani sayı değerimiz 10 demiştik. 10. indekse kadar bulmak istiyoruz aslında. Elimizdeki iki değer var. Şimdi son ifade ve son iki ifadeden ileridekileri hesapladığımızı düşünelim. İndekse 2 ekleyelim o halde. Çünkü ilk iki ifadeden başlamıyoruz. Hatta şöyle yapalım. Son ifade 1, son iki ifade de 1 olsun. 1, 1'den başladığımız için. Birim işlemin set sonucu da bu ikisinin toplamı olacak. Yani üçüncü sayıdan başlıyoruz. O da 2 olacak bu durumda. Hatta indeks artı 2 demeyelim, kafamızı karıştırmasın. İndeks buradan doğrudan 0 değil, 1 değil. Çünkü 0 ve 1 burada belirtildi zaten. İkinci indeksten başlayalım. 2'den ikimiz sayı değerine ulaşana kadar ilerleyelim. Son ifade, son iki ifadenin toplamı olarak bulduk. Hatta ne yapabilirdik? Bu işlemi, set sonuç dediğimiz işlemi buraya da alabilirdik. Yani son iki ifadenin toplamına eşit sonucumuz. Ama ondan önce bir şey yapmamız gerekiyor mu? Bir düşünelim. Sonucumuz bu ikisinin toplamına eşit oldu. Ara bir değer, ara bir aktarıcı da kullanmamız gerekiyor yine. İsterseniz burada integer son diyelim. Son ifade, son iki ifade, bir de son dedik ama eski yeni diyelim. Eski yeni dedik. Eski yeni dediğimiz değer aktarmak için kullanacağımız bir değer aslında bizim. Birim işlemin get sonucuna eşit. Yani bu hani kopya değişkenimiz bizim. Sonucu eski yeninin içine aldık. Çünkü bir yerde kullanacağız. Nerede kullanacağız? Son ifademiz eski yeni olacak. Ama yapmamız gereken bir şey daha var. Son ifadeyi değiştirmeden önce. Eski son iki ifademiz. Söyleyelim. Son iki ifade. Son iki ifademiz de son ifadeye eşit olacak. Yani bir şekilde kaydırmış olduk sayılarımızı. İndeksi arttıracağız ve daha sonra da zaten while döngüsünde olduğumuz için işlemler devam ediyor olacak. Burada isterseniz şöyle bir ekranı yazdırsak güzel olabilir gibi geldi ilerlemeden önce. System out printle birim işlemin get sonucunu yazdıralım bu thread'in içerisinde ve çalıştırmadan önce deneme thread'in içerisine gelip thread 1'i şimdilik başlatmayalım, onu iptal edelim. Sadece thread 2 çalışsın ki bu dizimiz acaba oluyor mu onu görelim. Garip bir şeyler olmuş. Bir yerde güncelleme ile ilgili bir hata yaptık sanırım. İkinciye geri dönelim o halde. Şimdi get sonucumuzu set ettiğimiz nokta burasıydı. Son ifade, son iki ifadenin toplamıydı. Başta iki olması doğru. Daha sonra son iki ifademiz, sondan bir önceki, ha orada bir hata yaptık mı? Yok, sondan bir önceki ifademiz. Yani sondan iki önceki ifademiz sondan bir önceki ifade oluyor. Yani bir oluyor. Eski yeni dediğimiz değer son ifadeydi. Eski yeni dediğimiz değerde bir sorun mu var? Ha, şöyle bir sorun var. 2'den başladığımızı varsaymıştık.
onu eşitlememişiz. Birim işleminin sonucu başta 2'ye eşit olacak. Çünkü hani indeks olarak yukarıda hani indeks 2 demiştik. Yani 0. indeksimiz 1, 1. indeksimiz 1, 2. indeksimizde de 2 sayı değeri olduğunu varsayarak başlamıştık. Böyle başlattığımız zaman acaba doğru gibi mi? 1, 1 başta onları sisteme print etmedik. 2, 1, 2'nin toplamı 3. Daha sonra 3, 2'nin toplamı 4 gibi bir şey çıkmış. Yani yine bir yerlerde sorun var. Onun üzerine çok durmasak mı diye de düşündüm ama isterseniz şöyle bir bakalım. Eski yeni dediğimiz birim işlemin get sonucu dedik. Get sonucu başta set etmemiştik. Başta set ettiğimiz takdirde de yani 2'ye set ettiğimiz zaman 3. indeksten başlıyoruz gibi düşündük. 2'yi eski yeninin içerisine aktarıp son ifadeye aldık. İndeks değerimizi arttırmaya devam ediyorduk. Get sonuç diyoruz. Ve her seferinde son ifadeyi kaydırmaya çalışıyoruz. Bir şöyle yapalım isterseniz. Son ifade. Tabi aralara birer string boşluk bırakmamız gerekiyor. Yoksa toplam değerini yazacak. Son iki ifade. Yani onları da yanlarına yazsın. Neyi yazdı? Ha, string'in içerisine yazmışız. Bunlar sanki kayıyormuş gibi gitmesini planladığımız şeyler. Bakalım kayıyor gibi gidiyorlar mı? Şöyle mesela 2-2-1, 2-2 kısmı aktarıldı. Buraya da 3-2 aktarıldı, 4-3 aktarıldı, 5-4 aktarıldı. Acaba aktarma yönümüzde mi sıkıntı var diye düşünüyorum. 1-1-1-2 toplamını 3'ü yazdık. 3-2 toplamından 5 yazmamız gerekiyordu. Yani 4 gibi bir ifade görmememiz gerekiyordu aslında. Neden 4 gördük? Şu ikisini toplayıp bu değere eşitlemeye çalışıyoruz. Şöyle bir yanlışımız var sanki yazdırdığımız noktada. 2-1'i toplamı 3'e buraya gitmiş. 2-2 toplamı buraya gitmiş gibi olmuş. Yanlış iki değeri topluyoruz sanki. Evet, öyle bir şey söz konusu sanki. Sonucumuz son ifadeyle son iki ifadenin toplamına eşit demiştik ama onun yerine sadece bir önceki sayıyı tutmamız bize aslında yeterli olacaktı gibi. Aslında başlarken doğru başladık sanki. Ekrana yazdırmaları düşünmediğimiz için mi kendimizi şaşırttık? Son ifade. Şöyle bir şey desek acaba nasıl olur? Bu sefer çok mu hızlı büyüdü? Yo, 1-1. 1-1-2 oldu. Yani 3'ten başlıyorduk zaten. Orada 5 gördük. 8 gördük. 13 gördük. Şimdi doğru gibi sanki. Evet. Yani burada ayrı bir değişkene gerek yokmuş zaten. Son iki ifadeyi tutmamız gerekmiyor. Çünkü sadece mevcut değeri hesaplıyoruz. Arkadaki iki sayıyı göstermemize gerek yok. Set sonucu hatta 2'den değil de 1'den başlatsak olur mu acaba? Onu şu son iki ifadeyle ilgili olan kısımları çıkartalım bir önce. Bu takdirde çalıştırdığımızda 2, 3, 5 doğru, evet. Yani son ifadeyi de yazdırmayı çıkartabiliriz. Bir yandan hani hesaplıyoruz. Fibonacci sayı dizilimini belli bir indekse kadar hesaplıyor yaptığımız döngü artık. Hatta o 1-1'leri yazdırmak isteseydik hani dışarıda sistem alt printler eklerdik ama hani ikinci indeksten başlayarak hesaplıyoruz. Tabi bu while döngümüzde thread'in çıkabileceği bir çıkış noktası belirtmemiz gerekiyor. O yüzden bir yere bir sleep ekleyeceğiz. While döngüsünde indeksi her arttırdığımızda mesela thread'i sleep edelim. Normalde hani neden böyle yapıyoruz? Örnekte işte çalışması açısından ama normalde daha karmaşık bir işlem olacağı için, uzun zaman alan bir işlem olacağı için bu. Arada bir sleep edip diğer işlemle ilgili bazı kontroller yapmamız gerekiyor olabilir.
Tabii burada bir try catch bloğuna ihtiyacımız olacak. While döngüsünden çıkınca bu metot zaten return edecek ve thread ile ilgili işlemimiz tamamlanmış olacak. Elimizde set sonuç değeri vardı. Şimdi şunu unutmayalım yalnız. Bir noktada biz deneme thread'in içerisinde işlediğimiz işlem bloğunun işleminin sonuç vermesini bekliyoruz. İşlemin sonuç verdiği noktada aslında while döngüsünden çıktığımız zaman. O halde while döngüsünden çıktığımız zaman birim işlemin set tamamlandısını true yapmalıyız ki diğer tarafa bu işlemin tamamlandığını bir şekilde bildirebilelim. Ve sleep etmeden önce şöyle gidelim. Bir mesaj burada da yayınlayalım sistem out'la. Fibonacci hesaplanıyor. Beklemede desin. Ki hani bir yandan hesabın bittiğini görelim. Daha sonra sistem out printle aşağıda tamamlandığımız noktada Fibonacci hesaplandı, sonuç gönderiliyor desin. Sonuç değerimiz de zaten ortak bir değişkenin içerisinde tutuluyordu ve bu değişken eğer içerisindeki boolean'ımızı true yaparsak işlemin sonuçlandığını anlayacaktık. T1'i de yine burada başlatıyor olalım. Şimdi bakalım çalıştırdığımız zaman nasıl bir şeyle karşılaşacağız. Çalıştırdık. İşlem sonucu hazır değil dedi sistem beklemede. Daha sonra Fibonacci hesaplanıyor beklemedeleri gördük. Yani Fibonacci'yi hesaplayan thread'imiz çalıştı, sleep etti, çalıştı, sleep etti. Daha sonra bir noktada yine çünkü bir tanesine 500 bir tanesine 100 demiştik. İşlem sonucu hazır değil sistem beklemede dedi. Yani birinci thread'imiz bir kontrol yaptı hala beklemede dedi. Daha sonra Fibonacci hesaplanıyorları gördük. Fibonacci hesaplandı sonuç gönderiliyor dedikten sonra o thread'imizin işlemi tamamlanmıştı ve diğer thread'imiz de işlem sonucunu bize bildirebildi. Yani bir tane boolean değerini true yapmıştık hatırlarsanız bizim işlem birimimizin içindeki. Bu bize işlemin sonucunun hazır olduğunu belirttiği için birinci thread'imize başlattığımız thread'imize hani hazır olmayan sonuçla beklemede olan thread'imize bir şekilde bunu bildirmiş olduk. Tabi sleep değeri bittikten sonra uyandı. Yani bunu interrupt etmedik. Biz gidip de uyandırmadık bir şekilde işlem sonucu hazır olunca. Aslında uyandırma daha ileriki bölümlerde hani ona da değinebiliriz. Uyandırma yapmadık. Biz beklerken bu sırası geldi. Belli aralıklarla kontrol ediyordu zaten. Sırası gelince kontrol etti. Şimdi burada isterseniz şöyle bir şey belki yapabiliriz. Ne kadardır beklediğimizi ekranda yazabiliriz. System current time millis var. Şu anki zamanı döndürüyor. Veya nano time biraz daha böyle keskin hesaplar için kullanılabilir. İşte şimdi isterseniz bunu alalım. Bu bir long değeri. Long başlangıç diyelim. Başlangıç milisaniyelerimiz bunu ifade ediyor. Sleep ettik. Sleep'ten uyandık. Hala while'ın içerisindeyiz. Çünkü işlem tamamlanmadı. While'dan çıktığımızda da yeni bir long değeri bitiş diye belirtelim. Bu ikisinin farkı bize aslında ne kadar uyduğumuzu belirtecek. İşte system out printle bitiş eksi başlangıç dediğimiz zaman milisaniye cinsinden ne kadar uyduğumuzu gösterecek. Uyku süresi diyelim. Ve bunu ekrana yazdıralım. Long ifadesiydi bu. Ne dedik? String'e eklenemiyordu. Bunu parantez içerisine alırsak ifademiz bu ikisinin farkı olduğunu anlayacaktır. Şimdi çalıştıralım isterseniz. Her uyduğumuzda ne kadar uyduğumuzu ekrana yazıyor. Normalde hatırlarsanız sleep'in içerisinde 500 milisaniye yazdık. 500 uyudu. Diğerinde 501 uydu. Hani tam kesin bir süre olmadığından bahsetmiştik. İşlem sonucunu verdiğimiz zaman while döngüsünden çıktığımız için orada hani uyku değeriyle ilgili bir ifade gösterilmedi. Çünkü zaten ayrı bir sleep'e gitmedi tekrardan. Burada mesela nano time'ı da
kullanabiliriz. Bu sefer yalnız birazcık dönüşüm isteyen bir zaman birimi. Mesela baktığınız zaman 500 kısmı, evet 500. Şu virgüllü kısımlarda oynama var. Yani normal bir time'a çevirdiğimiz zaman. Bu biraz daha böyle daha keskin süre hesaplamalarında kullanılan bir süre birimi. Ama şimdi baktığımız zaman hep böyle farklı farklı değerler alıyoruz. Yani her seferinde aslında işlemcimizin hızı veya işte diğer programlarla olan göreceli hızları daha farklı. Mesela ilk uyku süresi şimdi 502 oldu. İkincisi 500 oldu. Yani ikisinde de thread kullandığımız için bu gibi değişimler söz konusu. Bu örnek sanırım hani güzel bir örnek oldu. Her ne kadar Fibonacci sayısını yazarken birazcık karıştırıp da farklı şeyler yapsak da başta. Mesela burada uyku değerleriyle oynanılabilir. Biri diğerini bekliyor vesaire gibi işlemlerimiz var. Burada mesela sayı dediğimiz değer Fibonacci'nin kaçıncı sayısını hesapladığımızla ilgili bir değerdi. Mesela 100 dersek daha çok bekleyecek bir işlem olacak. Sürekli beklemede sistemimiz. Sürekli bir kontrol içinde arada geri dönüyor. En son Fibonacci değerimiz hesaplandığı zaman bu beklemeden çıkacak ve işte sonucu bize gösterdi ama sonuç bu sefer garip bir sayı geldi. Yani beklemediğimiz bir sayı. Belki de integer kullandığımız için integer'ın kapasitesini açtık muhtemelen. Öyle bir sorun olmuş olsa gerek. O zaman mesela integer değil de başka gerekli type'ları kullanmamız mümkün olacak. Daha sonraki bölümlerde görüşmek üzere.